Merhaba sevgili izleyiciler, programımıza tüm hızıyla Gazi Osman Paşa Küçükköy'de devam ediyoruz ve sağlık sektörüne yönelik hizmet veren Özel Bilgi Hastanesi'ni konuk oluyoruz. Yanımızda başhekimimiz, üroloji uzmanımız, operatör doktor Müşteba Sevilli ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam diyeceğim izninizle size. Şimdi Özel Bilgi Hastanesi'ni tabii ki tanıyacağız burada uygulamalarla ilgili ve sağlığa dair ne varsa tüm bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Müşteba Sevil kimdir? Evet. Ben 1963 yılında doğdum. İlk öğretim öğrenimini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'nde tıp fakültesini 1991 yılında bitirdim. Arkadan aynı üniversitenin üroloji kliniğinde İTSAS'a başladım. Ve 96 yılında İTSAS'ımı tamamladıktan sonra önce mecbur hizmetle Doğu'ya gidip orada birkaç yıl hizmet verdikten sonra arkadan da hizmetimi İstanbul'da devam ettiriyorum. Özel bir hastaneye istihdam olduk ve ondan sonra da devam ediyorum burada. Evet, şu anda da hastanemizde tabii ki çok farklı, aynı zamanda teknolojiyi de kullanarak halkın yararına hizmetler veriyoruz. Burada birçok farklı hizmet var. Bunlar neler? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Evet. Hastanemiz esasında bölgemizin en köklü hastanelerinden bir tanesi. 2000 yılında birkaç hekim arkadaşın birlikteliğiyle inşa edilmiş, iftitah edilmiş bir hastane. Başlangıçtan itibaren hemen hemen bütün branşlarda hizmet yürütmüş. Gittikçe hizmet kalitesini artırmış. Bu kaliteyi yakalayabilmek için yüksek teknolojik yatırımlar yapmaya başlamış. Ve hastanemiz şu anda bölgede yüksek teknolojik yatırımlarıyla, iyi hekim kadrosuyla çok kaliteli hizmet vermekte olan bir hastane. Bu hizmetlerimiz içerisinde tabii ki lokomotif branşımız, kadın hastalıkları ve doğum üzerinde olmak üzere diğer tüm branşlarda hizmet veriyoruz. Kardiyovasküler cerrahi dışında tüm branşlarda hekim arkadaşlarımız çalışmakta. Hekim arkadaşlarımız son derece başarılı, güncel tıbbın gereksinimlerini yerine getiren, teknolojiyi yakından takip eden ve teknolojinin daha doğrusu tıptaki teknolojinin tüm gereklerini hastanemizde icra eden arkadaşlardan oluşmakta. İyi bir yeni doğan yoğun bakıma sahibiz. Doğan hastalarımızın, doğum yapan hastalarımızın, yeni doğan çocuklarında en ufak sorun yaşandığında kaliteli bir hizmet üretebiliyoruz. Çok küçük bebekleri yaşatabiliyoruz. Bunun dışında cerrahi branşlardaki arkadaşlarımız beyin cerrahi bölümünde ve ortopedide gerekli işlemleri, gerekli her türlü travmatolojiyi ve onunla beraber elektif cerrahileri yapabiliyorlar. Üroloji olarak ben hizmet üretmekteyim, ben hizmet vermekteyim. Ürolojik olarak son yılların geliştirmiş olan tüm teknolojilerini kullanıyoruz. Perkütan cerrahi yapıyoruz, radikal cerrahi yapıyoruz burada. Her türlü taş ameliyatlarını endoskopik olarak halledebiliyoruz. Bununla beraber erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu hastalığı çok sık görülen bir rahatsızlık. Bunlar için hem medikal tedavi hem bununla beraber yeni dünyada trend bulan ses dalgaları ile damarlanmayı yeniden sağlayan, dolayısıyla erkeklerdeki bu mutsuzluğu ortadan kaldırabilen ve cerrahi yöntem olmayan, yani non-invasif dediğimiz herhangi bir kesi ve ameliyatla veya ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilen bir yöntem bu. Bunu uyguluyoruz hastanemizde. Ağrısız ve sızısız zannediyorum değil mi? Evet, kesinlikle ağrısız ve sızısız. Kısa süreli seanslar yapıyoruz. Haftada 2 veya 3 defa hastalar üzerine ve her defasında 10 dakikalık bir süre içerisinde cinsel organla ses dalgaları ileterek orada vücudun yeniden yenilenme mekanizmasını faaliyete geçirerek oradaki damarsal problemleri ortadan kaldırmış oluyoruz bu şekilde. Aslında bu uygulamayı da, bu sistemi de Türkiye'ye ilk defa getiren Bilgi Hastanesi değil mi? Tabii bu çok iddialı olacak ama bu cihazın lokomotif olan firmadan ilk alan hastane biziz. Evet, gerçekten İstanbul'da 2012 yılında bu cihazı edinmiş olduk. Hasta sayımız çok, iyi bir seri yakaladık. Hastalarımızda başarı oranı yüksek
ve devam ediyoruz bu yönde. Evet, aslında sizi başarıya götüren de bu tür yenilikleri takip etmeniz ve tamamen halkın sağlığına dair tüm hizmetleri buraya taşırdınız. O anlamda da markalaşma yolunda da ilerledik. Şu anda bir marka özellikle Gazi Osman Paşa'da, ama sadece burada değil, tüm Türkiye'den, özellikle yurt dışından da birçok hastamız geliyor, öyle değil mi? Evet, işin ilginç yanı, Gazi Osman Paşa çok yoğun bir semt ve burada çok hastane sayısı çok fazla, ama bölgede iyi tanınan bir hastaneyiz. İstanbul'un değişik yerlerinden, Türkiye'nin değişik vilayetlerinden ve ayrıca yurt dışından ciddi sayıda hastalarımız var. Bu sanırım güven endeksi burada çok önemli. Hastaların birbirlerine refere etmesi hastanemizi, bu konuda faydasını görüyoruz. İyi hizmet üretiyoruz. Aslında sizi başarıya götüren tabii ki hizmetlerimiz, teknolojiyi takip etmeniz ve onları burada uygulamanız, buraya taşımanız, ama aynı zamanda güçlü de bir ekip gerektiriyor. Öyle değil mi? Evet. Kesinlikle. Burada tabii ki bunları başarmamızın temel ögesi hekim arkadaşlarımız. Uzun yıllardır beraber çalıştığımız, bilimsel yönleri çok kuvvetli olan, teknolojiyi çok yakından takip eden arkadaşlarla beraber çalışıyoruz ve başarıya götüren yol bu tabii. Peki, onun haricinde burada yapmak istediğiniz farklı projeleriniz, düşünceleriniz var mı? Tabii, gelişmeyi durdurmak mümkün değil. Zaten sağlık sektörü Türkiye'de her gün gelişen bir sektör ve siz o gelişmeye ayak uydurmanız gerekiyor. Biz de kendimizce hem hastanemizin fizik şartlarını geliştirme yönünde bir takım projelerimiz var ve hem yine de demin üzerinde defalarca vurgu yaptığım gibi yeni teknolojiyi, gelişimleri takip etme yönünde faaliyetlerimiz var ve bunları hastanemize her geçen gün bir yenisini kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bir kere ben teşekkür ediyorum bize misafir olduğunuz için. İkincisi, hem Türkiye'de yaşayan hem diğer ülkelerdeki hem vatandaşlarımız hem diğer insanlar için söyleyeceğim şey, Türkiye özellikle son 10 yıl içerisinde sağlık alanında ciddi bir atak sergiledi. Hem bilimsel bazda çok ilerideyiz, hem teçhizat ve teknolojik bazda çok ilerideyiz, hem hastalarımızı misafir etme noktasında iyi gelişmeler sağladı. Dolayısıyla dünyanın her yerinden güvenerek huzur içerisinde Türkiye'deki hastaneleri değerlendirip kullanabilirler. Biz de onlardan bir tanesiyiz.